Can kalkmıyor mu da? Kaldırsana Ömer, geç kalacağım ben. Niye? Bakıcı gelmiyor mu? Bugün yarım gün ya, yanımda götüreyim dedim. Bakıcıyla kalmasın. Doğru ya. Arefe bugün. Yarın bayram tabii. Beni öpme, öpme. Can oğlum. Öpme dedim. Çık buradan, çık. Çık. Ya çık. Çıksana. Ya çık. Çıksana. Yine kovdu beni. Bu çocuk... Ne bekliyordun Ömer? Önümüzdeki ay boşanmış olacağız. Ve çocuk henüz hayatının geri kalanını hangimizin yanında geçireceğini bile bilmiyor. Füsun, yine başlama. Dünyada boşanan... Evet, tek çift biz değiliz. Ama dünyada başka bir can da yok. Can, üzülme. Her şey iyi olacak. Benimle kalırsın sen, merak etme. Seninle mi? Evet. Baban sanırım razı olacak buna. Ömer Bey, acele etseniz iyi olur. Acil bir hasta var. Hangisi? Adem amca. Hani sakallı olan? Kravatlı. Evet. Tabii ya. Tabii. Yine almamıştır ilaçlarını. Dozu artıralım biraz. Tamam. İlacınızı almadınız gene değil mi? Faydası olacağına emin misiniz? Tıp öyle diyor. Sizden kaç kere rica ettim. Artık beni de dinlemiyorsunuz. Ömer Bey, senin hatırın olmasa içer miyim o zıkkımları? Neyse. Şimdi daha iyisiniz değil mi? Hamdolsun iyiyim. İyice dinlenin. İğne rahatlatacak sizi. Ben uğrarım yine. Ah, bizim Gül gene batırdı dikenini. Şu anda iyi, uyuyor. Adama kıyamıyorum nedense ya. Laf arasında neler söylüyor bize, hiç dikkat ettin mi? Ne doktorluğumuz kalıyor ne de acemiliğimiz. Bana da dikenli diyor. Çok şeker ama. Onun ilacını siz takip edin. Hı hı. Yoksa alacağı falan yok onun. Öleceğini biliyor Ömer Bey. Farkındayım. Hem de gayet iyi biliyor. Zamanım az kaldı ama yine de elim ayağıma dolaşmıyor. Galiba gerçekten yaşlandım dedi geçenlerde gülerek. Kaçmaya devam ediyor mu yine? Tabii tabii. Bir de üstüne sizin saatler pek uymuyor bana diye dalga geçiyor. Kapıdakiler filan da alıştı. Girip çıkıyor. Evet. Değişik bir adam. Neyse. Kontrol altında tutalım. İlaçları falan. Peki Ömer Bey. Beğendin mi? Hı hı. Can, niye böylesin? Nasıl? Bizimle konuşmuyorsun. Hırçınsın. Gülmüyorsun. Ve... Bence gülecek bir şey yok.
Ve babana, özellikle babana çok kötü... Yemeğim bitti, gidelim. Can, daha bitmedi. Savaşmak istemiyor. Baban galiba. Ben odama gidiyorum. Can, çok üzülüyor baban, yapma. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ben gelince çekildi değil mi odasına? Can! Can dedim, buraya gel. Yürü, konuşacağız seninle. Otur şuraya. Ömer, yapma. Otursun. Bu artık başka bir şey. Şımarıklık bu. Yeter be. Derdin ne senin küçük be ya? Ne senin derdin? Bu iş sinirimi bozmaya başladı, anladın mı? Annenle boşanacağız, anladın mı? Ayrılmak zorundayız. Bunu kafana iyice sok. Dünyada sadece biz değiliz. Her şeyin var, her şey. Birinci sınıf bir eğitim alıyorsun. Hiçbir oyuncak bir haftadan fazla kalmıyor elinde. Ne yapayım ben? Ne yapayım? Ne bekliyorsun? Tamam Ömer. Tamam falan değil. Hem neden hiç seni suçlamıyor bu çocuk ha? Ne? Neden? Niye beni görünce canavar görmüş gibi oluyor? Neden? Tartışmayalım Ömer, sinirlisin. Evet, sinirliyim. Tamam mı? Sinirliyim. Öyleyse kimin sorumlu olduğunu düşün. Otur bunu düşün öyleyse. Bana yine... Ömer, bak yarın bayram. Biraz ertelesek bunu. Ben yemeği hazırlayayım. Can, oğlum. Vay babam. Yani antilop gibi araba oldun ha. Tam bayramlık oldun yani. Seni bir çocuğa versem müthiş olur, müthiş. Oo, Dikenli Hanım, beni mi gözetliyordun? Ne yapıyorsun Zadem amca? Bu gördüğün 56 model koldan vitesli bir Playmot. Pek benzemiyor ama. Benzemiyor mu? Sana inanmıyorum. Hayalet, hayal. İnsan alemde hayal ettiği müddetçe yaşar demiş şair. Vallahi nasıl söylesem, değişik bir insansınız siz. İki tahtası eksik desene. Estağfurullah. Niye evinde değilsin sen? Gidip yatsana. Bizim gibi uzatmalıları bekliyorsun burada. Nöbetçiyim bugün. Onu ne yapacaksınız? Kısmet. Yarın belli olacak. Nasıl yani? Yarın bayram değil mi kızım? Evet. Ben de çıkıp bu müthiş arabayı önüme çıkan, gözümün tuttuğu ilk yavruya vereceğim. Ama yarın nasıl olur? Bakan gelecekmiş bayram ziyaretine. Ben çıkarım, merak etme. Bakan Bey de gidip kendi dedesini ziyaret etsin. Çıksak. Olur mu? Ben yarın öğleye kadar çalışıyorum. Bakan gelecekmiş. Öğleden sonra çıkarız. Can için de iyi olur. Füsun. Çocuk benden nefret ediyor. Görmüyor musun? Evet ama
Bak halamlara falan gideriz. Can biraz... Ne ağlası ya? Ben bıkmışım zaten. Gene gider gitmez başlar. Takma diş sormaya. Uğraşamam ben. O zaman... O zaman ne? Babana gidelim. Yakın nasılsa. 2 saatlik yol. Başlama yine. Niye? Bayram mı? Hayır be, hayır. Bayram da istemem, Seyran da. Uğraşamam ben. Sen de öyle karşıma geçmiş, bir kanatların eksik, Melek Hanım. Sen çok kaba oldun Ömer, çok. Düşünüyorum da, Can sana az bile yapmış. Adem amca erken değil mi? Nereye böyle? Nereye mi? Bayram namazına tabii. Ama bırakamam ben bu saatte yani. Raporunda dersin ki Adem amca uzun namlulu bir silahla geldi. Beni tehditle cebren. Cebren çıktı gitti dersin. Hay Allah. Onlar da çok inanır ya buna. Gitti mi? Baban mı? Gitti. Öğleden sonra gelecek ama. Biz ne yapacağız anne? Babanı bekleriz. Sonra istersen parka gideriz. Ya da sinemaya. Hı? Öyle değil. Yani anne kimse gelmeyecek mi bize? Ya da biz kimseye gitmeyecek miyiz? Can, biliyorsun ki... Can! Yeni kıyafetlerini giy oğlum. Dur yardım edeyim ben de. Üşür gibi olursan gir, olur mu oğlum? Tamam. Çok iyi arabadır bu. Ne? Araba diyorum. Çok iyidir, çok. Senin kim bilir ne kadar çok araban vardır ha? Sen onunla mı oynuyorsun? Tabii ki hayır. Ama aslında oynamak da istemiyor değilim. Yaşlısın ama. Öyle öyle. Ama iyi bir araba, oyuncak bile olsa sever insan. Hadi bakalım evlat. Bayramın mübarek olsun. Bize gelsene. Efendim? Bize diyorum. Bize gelsene. Arabana bakarız. Sadece bahçeye ama. Tamam. Benim adım Can. Can mı? Pek güzel isimmiş. Benimki de Adem. Hı hı. Ne demek bilir misin? Ne demek? Adem. Ne demekmiş? Toprak demek. Rengi böyle kırmızıya çalan bildiğin toprak. Ama niye? Çünkü insan topraktan yaratılmıştır. Ve yaratılan ilk insan Adem Aleyhisselam'dır. Sen garip bir adamsın.
Hepimiz öyleyizdir. Neyse, arabama bakmadım bile. Bu çok komik bir araba. Bende uzaktan kumandalıları bile var. Komik mi? İnşallah bu söylediğini duymamıştır. Kim? Araba mı? Siz beni çok küçük sandınız herhalde. Galiba yanıldım. Bakabilir miyim? Çok güzelmiş. Siz mi yaptınız? Evet. Ne istiyorsunuz? Onu ben çağırdım. Sen mi çağırdın? Neden? Çünkü konuşmak istiyorum onunla. Ben de sanmıştım ki... Aman sanmayın. Endişe etmekte haklısınız gerçi. Zaman malum. Ama artık biz unu eleyip eleği astık. Hadi eve girelim. Yok artık, o kadar da. Ama neden? Çünkü biz henüz tanıştık. Hem belki müsait değilsinizdir. Olmaz şimdi. Ama bayram bugün. Anne, hadi davet et onu. İçeri gelmez misiniz? Bir bayram kahvesi içersiniz. Rahatsız etmeyeyim kızım. Can öyle çağırınca. Olur mu hiç? Hem Can da çok istedi. Hadi. Buyurun, bu taraftan. Efendim, burada bir saniye. Doktor bey, telefon size. Teşekkür ederim. Evet, Füsun? Misafir mi var? Ne demek hiç tanımıyorum Füsun? Dalga mı geçiyorsun sen? Can çağırdı Ömer. Hem temiz bak bir ihtiyara benziyor. Ne bileyim işte. Anlamsız yere tedbirsizlik ediyorsun Füsun. Ver eline 3-5 kuruş, hemen çıkar evden. Neyse, merak etme sen. Ne zaman geleceksin? Öğleden sonra. Tamam. Hemen gönderin şu adamı. Tamam. Ben size bir şeyler hazırlayayım. Zahmet etme öyle. Çok iyi olur anne. Baban nerede? Çalışıyor mu? Evet, zaten. Zaten? Hiç, umurumda da değil. Neden? Çünkü zaten gidecek. Nereye? Bu evden gidecek o. Ayrılacaklar annemle. Öyle mi? Üzüldün buna. Evet. Sen olsan ayrılır mıydın? Nasıl yani? Mesela bir oğlun olsaydı. Bir de annesi. Onları bırakıp gider miydin? Yok, hayır. Senin var mı çocuğun? Yok. Ya karın? O da yok. Neden? Bazen geç kalır insan işte. Yanlış sınıfa girip imtihanı kaçırmak gibi. Öyle düşün yani. Anlamadım ama. Neden ayrılıyorlar? Baban var mı? Evet. Babam gidecek. Amerika'ya gidecek. Burada köreliyorum dedi. Annem ağladı, istemedi. Sonra kavga ettiler. Çok ağladı annem. Babam da işte. Anladım. Onu sevmiyorum hiç. Kimi? Babanı mı? Evet. Hayır, onu seviyorsun. Ama gitmesini istemiyorsun sadece. Ne yaptınız? Gitti mi? Hayır, burada hala. Ama Füsun. Tamam artık. Can'a çok iyi geldi. Geç hadi. Ama sen... Merhaba. Can'ın babası olmalısınız. Adem ben. Ama sizin burada
Bayramınız mübarek olsun. Sizin de. Ziyareti uzattık. Kantarın topuzu kaçtı. Bana müsaade. Bizimle kal. Can. Allah nasip ederse gelirim gene. Sen de gelirsin. Baban getirir seni. Hediyen için teşekkür ederim. Oho, hediye. En büyük hediye evlat, bir bayramdan öbürüne sağ esen erişmektir. Senin sevdiklerinle, seni sevenlerle birlikte. O hediyeyi sadece Allah verir insana. Ve inşallah senin hediyen o olur. Yorduk kızım seni de, hiç yoktan. Rica ederim, yine gelin, seviniriz. Ben uğurlayayım sizi. Nasıl geçti Sayın Bakan'ın ziyareti? Allah aşkına ne işiniz var evimde? Yeminle sadece rastlantı. Can bahçedeydi ve çağırdı beni. Ben de... Neler anlattı size? Hiçbir şey anlatmasına gerek yok. Hayatta en sevdiği şeyi kaybediyor çocuk. Ne anlatabilir ki? Çok duygusal. Bakın... İyi ya doktor. Sen mantıklı bak. Bas git Amerika'ya. 20 yıl daha candan daha kıymetli bir şey ara şu yeryüzünde. Sonra bulursan bana da haber ver. Ama... Dışarıda bayram, evinde yüreği yaralı bir çocuk. Hadi mübarek olsun. Evet. Hı-hı. Tamam, hemen söylüyorum. Ömer. Ömer. Hı. Uyan. Ne oldu? İş yerinden aradılar. Galiba acilmiş. Tamam, çıkarım hemen. Kimmiş? Adem amca. Adem amca mı? Ne oldu doktor bey? Yok bir şey. Gidelim hadi. Nasılsınız? Hiç sorulacak soru mu doktor? Bırak bunları oğlum. Ne? Çıkar hepsini. Sana söyleyeceklerim. Onları mı? Evet, çıkar hadi. Biraz yalnız bırakır mısınız bizi lütfen? Bence şu anda en önemli şey... Önemli olan şey... Sade şu anda önemli olmaz doktor. Sizi bazen hiç anlamıyorum. Son nefeslerimi seninle çene yarıştırarak harcayamam. Dinle beni. Tıp fakültesinde evlendim ben. Tıp mı? Kesme sözümü. Öleceğimi nereden bildim dersin ha? 20'li yaşlardaydım. Evlendim. Bir de kızım oldu. Sonra sanki işten eve, evden işe taşınmak, akşamları eve somun taşıyıp ay sonlarında ince ince hesap yapmak berbat bir şeymiş gibi geldi bana. Viyana Üniversitesi'ne tıp tahsili için başvurdum. Karım ve kızım kaldılar burada. Sonra boşadım onu. Avanatlık, aptallık hem de. Tamam 18 yıl kaldım oralarda. Yıllar geçti. Teknem de oldu, köşküm de. Ama bir daha asla karım ve kızım olmadı. Bulamadım onları. Benim yaşıma geldiğinde ya bayramda el öpen birileri olacak etrafında ya da pasaportunda fazladan iki damga. Birini seçeceksin. Su verir misin? Sana anlatmak istedim. Canın hatırına belki. Belki. Bu kadar doktor. Ben söyledim işte.
Çok uzadı, hayırdır? Adem amca öldü. Kim? Dün bize gelen. Canın arkadaşı. Ama... Anlatırım. Girelim hadi. Ne? Sana üç şey söyleyeceğim. Dinle beni. Bir, yurt dışına gitmiyorum. Ne? İki, annenle ayrılmıyoruz. Ne? Ve üç, seni dünyadaki her şeyden daha çok seviyorum. Bavul hazır, acele edin hadi. Anne, nereye gidiyoruz? Dedene gidiyoruz oğlum. Vay, bu harika.